Bu bölümümüzde simülasyon programında hazırlamış olduğumuz ortamları kaydetmeyi ve daha sonra da tekrar açmayı nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle ortam bölümüne giriş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sabit engel, engel, hedef, yol, ışık şeklinde bölümler bulunmakta. Bunları ekranımıza taşıyabiliyoruz. Bunları taşımamız için öncelikle mouse'umuzun sol tuşuna bir kez tıklıyoruz. Mouse'umuzu beyaz ekranımıza doğru taşıyoruz. Daha sonra tekrar mouse'umuzun sol tuşuna bir kez tıklıyoruz. Böylece engelimizi ekranımıza taşımış olduk. Engelimiz seçili durumdayken alt tarafta görmüş olduğunuz gibi bir ekran karşımıza geldi. Burada yönünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Veya mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutarak da engelimizi istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Diğer bir engelimizi ekranımıza aynı şekilde tekrar taşıyalım. Bu engelimiz seçili durumda olduğu zaman genişliğini ve uzunluğunu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz diğer engelden farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yönünü de istediğimiz açıda ayarlayabiliriz. Mouse'umuzun sol tuşuyla istediğimiz yere taşıyoruz. Diğer bir ortam olarak da hedefimiz bulunmakta. Robotumuzun gitmesini istediğimiz bir hedef olarak belirleyebiliriz. Bu şekilde bir platform oluşturduktan sonra daha sonra kullanmak üzere kaydedebiliyoruz. Bunun için ekranımızın sol tarafında en altta bulunan kaydet bölümüne tıklıyoruz. Ortam kaydet ekranımızda öncelikle dosya ismini yazıyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. Şimdi dosyamızı kaydettiğimiz klasörün içine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi platform 1.map şeklinde bir ismi bulunmakta. Bu dosyayı internet üzerinden veya flash bellek yardımıyla farklı bilgisayarlara gönderebiliriz. Böylece hazırlamış olduğunuz ortamı da başka kişilerde simülasyon programında rahat bir şekilde kullanabilir. Hazırlamış olduğumuz bu dosyaları açmak için de yine ortam bölümünden ortama tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim çok farklı ortamlarım yer almakta. Örneğin ortam futbol diye bir tane dosya var. Bu zaten yüklü olarak bize gelmekte. Tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen ortamımız yüklenmiş durumda. Yalnız kodları yüklemek için akış şemasını kullanmanız gerekiyor. İsterseniz çok farklı ortamlarda yükleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.